Herkese merhaba. Risk yönetimiyle karşınızdayız. Ben Cumhur Örnek. Bugün Güzem Yılmaz Ertem'in yerine risk yönetimini ben gerçekleştireceğim. Konuğum da Yüler Ermez Türkiye CEO'su Özlem Özüner olacak. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi risk yönetimi programının içerisinde genel anlamda piyasanın o oynaklığından biraz daha dışarıya çıkıp yapılması gerekenler, reçetenin ne olduğu, bundan sonrası için atılması gereken riskler, bunlar nasıl yönetilir bunu tartışıyoruz. Daha önce de konuğumuz oldunuz, evet, Aralık ayının başında. O zaman birazcık daha ticaret gerilimlerini konuşuyorduk. Brexit seçimi. Dolayısıyla biraz oradan alalım istiyorsanız. O dönemden bu döneme önce bir küresel piyasaları nasıl, evet, gördünüz? Ondan sonra da yavaş yavaş Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirelim. Tabii. Tabii biz dünya ticaretiyle çok ilgiliyiz. O yüzden büyümeden ticaretin nasıl büyüyeceğine de geçen bir tahmin sürecimiz var. Dünya büyümesini 2.4 bekliyoruz 2020'de. Bu tabii eski alıştığımız büyüme rakamlarının altında ama bir resesyonu önlediği için de dünya biraz memnunuz. Daha çok bu imalat sektörünün büyümemesi kaynaklı, yani ara malının ticarete konu olmaması kaynaklı bir büyüme veya sıkıntılı büyüme diyebiliriz. Fakat şimdi bunlara bir de malumunuz koronavirüs riski kaynaklı ticaretin engellenmesi konusu var. Onu da tabii irdeleyip görmek lazım. Eğer ilk çeyreğin sonunda korona ile ilgili risklerin düştüğünü görürsek bu biraz rahatlatacak herhalde dünyada herkesi. Peki şimdi bu noktada değerlendirdiğimiz alacak sigortası, dolayısıyla şirketlerin bu konuya olan farkındalığı nedir? Çünkü ekonomi yönetiminin 2020 için çizdiği patikanın içerisinde iç talep olduğu kadar bir o kadar da dış talep ve bu noktada ihracat önem kazanmış durumda. İlk 5 ülkeye baktığımız zaman her birinin kendi içerisinde problemleri var. Şimdi Almanya mesela sürpriz bir şekilde 45.3'ten PMI'yi 44.8'e gerilemesi beklenen imalat PMI Almanya'da 47.8'e fırlamış. Güzel haber. Fırlamış diyebiliriz ama tabii burada koronavirüs etkisi var yok. Yani ne zaman toplandı bu veriler, bunu da değerlendirmek lazım. Dolayısıyla buradan değerlendirdiğimizde Almanya özelinde veya Avrupa ülkeleri, hatta oradaki bbütün kıtayı kapsayacak olarak %57'lik bir, evet, rakam söz konusu. Evet, evet. Dolayısıyla bu çizmiş olduğunuz büyümenin içerisinde Avrupa'yı nasıl konumlandırıyorsunuz? Çünkü, evet, Avrupa ve Japonya bu konuda büyümede ayrışıyorlar. Doğru. Bizim beklentimiz aslında Almanya'nın bir süre sonra ivmeleneceği yönündeydi. Çünkü otomotiv sektörü bağlantılı risklerin bir miktar arkada kaldığını öngörüyorduk. Almanya tabii Çin'le çok bağlantısı olan bir ülke ve net ihracat kalemi de bayağı büyük. Onun herhalde korona kaynaklı etkisi olmadan alındığını düşünüyorum ben. Çünkü Almanya ihracat ağırlığı çok büyük bir ülke. Diğer ülkelerde de fena ivmeler yoktu. Mesela İspanya fena gitmiyordu. İtalya işte her zaman olduğu gibi sınırdaydı. Fransa'da oldukça iyiydi kendi büyüme rakamlarına göre. Bunların hepsinin çeşnisine baktığımızda herhalde resesyon olmayacak bir şekilde 1,5'lar, 1,4'ler gibi bir şey düşünebiliriz Avrupa için. Şimdi Ocak ayı ihracat rakamları tabii ki manşet rakamlar bizi ilgilendiriyor ama biraz, evet, daha sizin özelinizde yapılan ülkeler de, evet, önemli ticaret faaliyetiniz alanı açısından değerlendirmemize. 214 tane ülkeye ihracat yapıyormuşuz. Evet. Dolayısıyla Yüler Ermez olarak siz bunun ne kadarında varsınız? Şirketler hangi ülkelerin daha çok sigortasını yaptırmak istiyor size? Tabii burada fiyat ve riskler de devreye, evet, giriyor. Buradaki farkındalık ne durumda en son? Evet, bizim yaptığımız sigortaların yaklaşık olarak bize gelen müşterilerin %60'ı yurt içi sigorta yapıyorlar. %40'ı da ihracat. Bu eskiden 70-30'du. Yani ihracata yönelik ciddi bir ilgi var, bunu söyleyebiliriz. Ülke bazlı çok sigorta olmuyor, daha çok ciro bazlı oluyor. Dolayısıyla hangi ülkelere ihracatı varsa hepsini kapsama sokabilir müşteriler. Ama Türkiye'nin geleneksel pazarı tabii ki Avrupa Birliği ülkeleri. Oralarda oldukça fazla sigorta yapılıyor. Afrika kıtası geçen sene biz fazlasıyla gördük, oralara talep. Afrika'da da özellikle müşterilerimizi uyarıyoruz. Çünkü Afrika'da her ülke farklı dinamikleri olan bir ülke. Biz ülkelere de not veriyoruz, belki biliyorsunuzdur. Ve müşterilerimizi iyi notlu ülkelere ihracat konusunda yönlendirmeye çalışıyoruz. Burada bizim rehber olmamız onlar için tabii rahatlatıcı bir unsur. Peki şimdi sizin taraftan riskin gerçekleşmesi, müşterinin iflas edip ya da temerrüde düşmesi, evet, durumu. Küresel anlamda baktığımızda geçtiğimiz senede çok iç açıcı bir parlak seneyi geçirmedik. Evet. İçeride de dışarıda da baktığımızda işte PMI verilerinin özellikle Almanya tarafında 43'lere 44'lere gelebileceği risk yönetim, evet, senaryosunda kimlerde vardı tahmin edemiyorum ama bu noktada
bütçeleriniz hasarlarla gerçekleşen hasarlar arasında bir denge var mıydı? Hangisi daha fazlaydı, evet. Hangisi daha az kaldı? Nasıl bütçede gerçekleşmeler gördünüz? Biz küresel olarak iflas datalarını açıklıyoruz. Yüzde kaç artış beklediğimizi yıldan yıla. Bu yıl için %6 artış bekliyoruz. Geçen yılda zaten %5 civarında artış bekliyorduk. Avrupa'da beklenmedik hasarlar oldu. Bazıları beklenir hasarlardı, Thomas Cook gibi. Hı hı. Ama özellikle perakende sektörü kaynaklı, servis sektörü kaynaklı. Hem İngiltere, hem Fransa, hem Almanya'da ciddi hasarlar ödedik. Ama global baktığımızda bütçemizin içinde kalmışız. Bu iyi haber. Türkiye'de beklentimizin daha altında gerçekleşti. Bu biraz da konkordato mekanizmasının daha iyi anlaşılması. Şirketlerin çok fazla o tarafa başvurmayıp hani kendi çabalarıyla ya da işte müşterileriyle, bankalarla anlaşarak nakit akışlarını düzenleme yoluna gitmesi yönünde daha az yaşandı. Şimdi siz de eski bir bankacısınız. Bankacılar genel anlamda tabana yayılmayı, müşteri adedini arttırıp sektörü ve riskleri dağıtmayı severler. Evet. Dolayısıyla Hermes olarak Türkiye'deki stratejileriniz içerisinde böyle odaklandığınız sektör ya da şehir, evet, ya da daha farklı böyle sizin için önemli kriterler var mı? Geleneksel olarak fatura kesen her şirket sigorta müşterisi olabiliyor. O anlamda tam bir sektör ayrımı yapmıyoruz. Tabii ki belirsizliğin daha fazla olduğu sektörler daha çok sigorta yapmaya eğilimli. Biz o anlamda sektör ayrımı yapmıyoruz. Şehir ayrımında işte ihracatçı şehirlerimiz dediğim gibi geçen sene daha ilgi gösterdiler. Tabana yayılma çok doğru. Çünkü bizim riskini aldığımız şirketlerin çoğu KOBİ ölçeğinde. Yaklaşık olarak 25 bin yakın şirketi izliyoruz Türkiye'de ki bu daha çok az bir rakam. Türkiye'deki KOBİ rakamını düşünürseniz önümüzde daha çok gidecek yol var. Peki bu noktalarda bir banka gibi çalışıyor, finansal kurum gibi çalışıyorsunuz. Çünkü kredi var, limit var, sonuçta hasar var, bilançonuzun olumsuz etkilenmesi var ve bunu bir komisyon karşılığında gerçekleşiyorsunuz. Evet. İş süreçleriniz bir bankanın iş sürecine benziyor mu? Buradaki şirketlerin size başvurusu ya da sizlerin aktif pazarlaması mı oluyor? Evet. Buradaki hani oranlar nedir? Siz, evet, mi müşteriye gidiyorsunuz, müşteriler mi size geliyor? İki yönlü oluyor aslında. Müşterilerin geldiği durumlar da var. Tabii bizim dağıtım kanallarımız arasında bankalar da var. Bankalar acentelerimiz olarak dağıtım yapabiliyorlar. Broker şirketler var, acentelerimiz var. Doğrudan satış yapabiliyoruz. Talep anlamında bir sıkıntımız yok ürüne yönelik. Bankacılıktaki süreçlerin hemen hemen aynısı bizde de var. Tabii biz teminat almıyoruz. Böyle bir güzel tarafı var bizim ürünümüz. Teminatsız olarak kredilendirme yaptığımız için bizdeki kredicilerin işi biraz daha zor sanki. Peki şimdi 2019'dan 2020'ye geçerken son çeyrekten belli bir planlanan, düşünülen bir momentum ivme vardı. Bunların tabii piyasalar, biz genelde hani burada baktığımızda endeksler, borsa, altın, işte diğer parametre, faiz baktığımızda bazı şeyleri piyasadaki barometreyi, riski ölçebiliyoruz ama bunun reel sektördeki barometresini en çok herhalde sizler ölçebiliyorsunuz hasarlarla ya da gelen taleplerle. Dolayısıyla buradaki o işte sanayi üretimi geldi diyoruz, beklentilerin çok üzerinde. PMI verisi 22 aydır 50'nin altındaydı, üstüne gitti. Şirketlerde bilançolarında ya da nakit akışlarında ya da vadelerinde sizler bunu birebir olarak hissedebildiniz, evet, mi? Bizde tabii geçen yıl yaşanan kur şokundan sonra şirket bilançolarında belirli miktarda bir erozyon vardı. Özellikle ciro kaybı, kar kaybı gibi. Bunun nispeten ilk çeyrekte toparlanacağını öngörüyoruz. Dediğiniz gibi biraz hareketlenme başladığı için pazarda. Müşterilerimizden hep aldığımız veriler de bu yönde. Hani bir miktar hareketlilik var. Tabii Türkiye'nin %5 civarı büyüdüğü dönemlerdeki gibi değil ama bu yıl biraz daha umutlu olup böyle 3'lere, 3'ün üstüne çıkacak bir büyüme bekliyor tüm sektörler. İnşallah buna ihracatın da yardımcı olacağını öngörüyorduk. Tabii bu tedarik zincirlerinin etkilenmesi, içindeki koronavirüsü öncesi konuşmalarımızda hep. Şimdi 21 Şubat'tayız 2020 ama bu dönem içerisinde pek çok şey sıkıştırdık. Hani yangınlar olsun, diğer taraftan ABD-İran gerilimi parladı ve hızlı söndü. Tabii bir de koronavirüsünü de bolca konuşuyoruz. Dolayısıyla koronavirüsünün yayılma hızı, yayılma hızındaki yavaşlama, bu belki piyasalara bir şekilde umut veriyor ama 2 hafta önce de Çin kaynaklı şirketlerin belli daha önceden yapmış oldukları sözleşmelerde mücbir sebep
daha önce de imzalamış oldukları sözleşmeler ya da ithalat ihracat bedellerindeki o yükümlülükleri yerine getirme getirmeme. Dolayısıyla bu mücbir sebep alacak sigortaların içerisinde nerede yer alıyor? Evet. Tabii biz eğer sigorta yapmışsak o tedarik zincirinde alacağın ödenmeme riskinde bizim tazminat ödememiz gerekir. Arada bir itilaf olduğu zaman biz tazminat ödememizi askıya alıyoruz. Dolayısıyla bunun nasıl bir itilaf olduğuna bakmak lazım. Genel olarak müşterilerden duyduğumuz eğer ilk çeyrekte virüs yönlü risklerin aşağı gelmesi durumunda o kadar tedirgin olmayacaktır firmalar. Çünkü belirli bir stok da var ama stok olmayan sektörler var. Elektronik gibi, bir miktar işte bilgisayar parçaları gibi. Burada zaten büyük şirketlerin hemen hisselerine yönlü aşağı gidişleri görüyoruz. Stok olmayan sektörler için zor olabilir eğer ilk çeyreğin ötesine geçerse bu riskler. Tabii şimdi burada dönüyor dolaşıyor iş, risk ve arkasından hemen sigorta devreye giriyor. Peki siz ya da Allianz grubunuz olarak koronavirüsüyle ilgili çalışmalar ya da projeksiyonlar nasıl gidiyor? Çünkü genel anlamda herkes daha çok erken takip ediyoruz şeklinde bir yaklaşımda bulunuyor ama sonuçta biraz da burada taşın altına elinizi soktuğunuz için ve işin sonuçta bilanço yönetimi de sizin tarafınızda olduğu için nasıl değerlendiriliyor bu geçen bir 10-15 günlük süreç? Evet, biz hatta çok yakın bir zamanda bununla ilgili bir raporumuzu da açıkladık. Yaklaşık olarak Çin'in büyümesine %1 civarında bir etki yaratma riskinden bahsettik ve her sektör için koronavirüsünün nasıl bir etki yaratacağını da bahsettik raporda. Tabii kendi portföyümüz için de hemen taramaya başladık. İşte elektronik sektörü, tekstil sektörü gibi dünya katma değerinin neredeyse 18-19 yüzde civarında Çin'den kaynaklı olması nedeniyle buralardan ithalat yapan şirketlerin nasıl etkileneceğini tek tek analiz ediyoruz şu anda. İçeride o anlamda bir çalışma var. Hummalı bir faaliyet var. Evet. Peki 2020'nin içerisinde bir düğüm vardı, o çözülüyor gibiydi tarifeler kısmı ama dolayısıyla başka konularda Amerika Avrupa Birliği tarifeleri devreye girebiliyor ya da ticaretle ilgili kalın duvarlar örülmeye başlandı. Dolayısıyla bu şirketlerin iş yapma tarzını ya da alacak sigortalarına olan talebi ya da arttırır mı sizce önümüzdeki dönemde? Tabii ticaret savaşları ticareti küçülttüğü için bizim de cirodan sigorta yaptığımız için çok olumlu olmuyor. Alacak sigortalarında ciro düşüşü olarak yansıma yapıyor. Aslında ticaret savaşının kendisi değil, belirsizliği buna sebep oluyor. Bu sene özellikle İngiltere'nin Avrupa Birliği ile yapacağı ticaret anlaşması bizler için önemli olacak. Oralarda çünkü alacak sigortaları çok yoğun kullanılıyor. Bir ticaret anlaşması olması durumunda riskler daha yönetilebilir ama olmaması durumu daha aşağı yönlü riskler. Amerika'da da biz son dönemlerde özellikle perakende sektörü kaynaklı ciddi tazminat ödemeleri yapıyoruz. Dolayısıyla her pazarın kendine özgü riskleri devam etmeye ve bizim tarafımızdan gözlemlenmeye devam ediyor. Şimdi bizim dış satımlarımıza baktığım zaman otomotiv, kimya, hazır giyim, çelik ve elektrik ürünleri görüyorum. Dolayısıyla bunlar zaten aslan payını oluşturuyor. Evet. Bu sektörlerin aktif bir şekilde alacak sigortasına ilgileri var mı? Yoksa hani bu noktada neler yapıyorlar? Yani bu riskleri başıboş bırakıp da hani bilançoları kısmında hasar gördükleri, sizin dışarıdan gördüğünüz durumlarla karşı karşıya kalınıyor mu? Yani yurt içi pazara bakarsak bu sektörlerin yoğunluklu bir şekilde alacak sigortası kullandığını söyleyebiliriz. İhracatta otomotiv sektörü daha çok kendi şirketlerine ihracat yapıyorsa çok gereksinim duymuyor. Otomotiv yan sanayinin kullandığı bir enstrüman yine bizim ürün. Kimya önemli çünkü kimyada Türkiye önemli bir ihracatçı, aynı zamanda yurt içi pazarımız da büyük, orada ciddi kullanım var. Demir çelik de geleneksel olarak hep bildiğiniz bankalarda akreditifli uygulamaları vardı. Onun yanına tamamlayıcı, sağlık gibi tamamlayıcı alacak sigortasını şu anda kullanıyorlar. Bir de tabii konuşulan konulardan bir tanesi, her ne kadar yurt içinde pazar payınızın daha yüksek olduğunu söylediniz ama yerel paralar cinsinden ticaret de hep gündeme geliyordu. Bunu o kesilen faturalarda görebiliyor musunuz? Ya da en azından nasıl tıpkı koronavirüsünde artışın yavaşlamasından piyasa kendine olumlu bir sonuç çıkartıyorsa da burada da rakamlar küçük ama artış hızında bir ivmelenme var, görüyor musunuz yerel para cinsinden? Çok fazla görmüyoruz. Örneğin Çin'le ticaret yapan müşterilerimiz dahi ya da Rusya'yla dolar bazında sigorta talep ediyorlar. Biz aslında her döviz cinsinden, faturalar hangi döviz cinsindense ona yönelik sigorta yapabiliyoruz ama çok fazla orada bir ivme yok. Bir trade match'ten de bahsedebiliriz. Olur. Arzu ederseniz. Yeni bir
aracımız var diyelim. İhracat yapmak isteyen şirketler bu web tabanlı araçla dünyada hangi ülkede hangi riskler var, hangi sektörde nasıl biz görüyoruz bu riskleri gözlemleyebiliyorlar. Bunu pazara sunuyoruz. Daha çok böyle kamu kuruluşları, akademisyenler, ihracatçılar, ihracat yapmayıp düşünenler, herkesin kullanabileceği bir aracımız. Yakın zamanda bunu da pazara sunuyoruz. O yüzden belki Türk ihracatçılar Euler Hermes nasıl görüyor bu ülkeyi? Acaba ben ihracat yapabilir miyim diye bu aracımıza bakabilirler. Peki şirket sayısında hani müşteri sayınızda bir artış var mı? Oradan değerlendirme. Çünkü yine geçtiğimiz dönemin rakamlarına baktığım zaman burada hani yeni şirket ihracat yapan sayısında artış var. Hatta geçtiğimiz senenin son çeyreğinde ihracatçı şirket sayısı ithalatçı şirket sayısını da geçti. Bir yandan da rekabetçi kur tartışmaları içerisinde evet. ihracatta kendimize bir pastayı almaya, ayırmaya ya da artırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla buradaki şirket sayısındaki artışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha potansiyel var mı? Konuştuğunuz KOBİ'ler, evet şu anda yurt içine yapıyorum ama şu pazarlarda da B planım, C planım var diye geliyorlar mı size? Evet. Gelmeye başladılar aslında. KOBİ'lerin çok ilgisi var ihracata. Bu konuda devletin de ciddi destekleri var. Hem Exim Bank kaynaklı hem başka kanallar yönünde. Ama istediğimiz hızda değil maalesef. Daha çok büyük şirketlerin tanıdığı bir enstrüman alacak sigortası. Oysa küçük bir ihracatçıysanız ve hiç bilmediğiniz bir pazara ihracat yapıyorsanız böyle bir güvenceyi almak sizin için olmazsa olmaz bence. Ama dediğim hızda değil henüz. Yurt içi talep daha yüksek. Eski dönemden hani ben dövizle ilgili ya da faizle ilgili risklerin sigortalanması konusunda opsiyon maliyetlerini bildiğim için genelde gittiğimiz zaman bazen makul karşılanabiliyordu piyasa durumuna göre. Bazen de bu yani bu parayı buraya aktaracağımı ben bu riskle devam edelim. Hani bunun riskini ben üzerimde kaldım. Dolayısıyla sizlerin faturalar ya da cirolar üzerinden belli ölçülerde alacağı, tabii ki burada karşı şirketin de reytingi ve diğer konular, sektörü muhtemelen önemlidir ama sizlere böyle geri bildirimler geliyor mu? Yani bu evet bu ürün çok güzel, benim ihtiyacımı görecek ama ben bu bütçeyi buraya ayıramam diye geri bildirimler geliyor mu? Türkiye'de daha çok teminat mektupları mal alımı için kullanıldığı için onun fiyatıyla karşılaştırma eğilimi çok fazla. Bir gösterge var. Bir benchmark var orada. Evet, onu kullanıyor daha çok müşteriler. Oysa biz tabii daha çok cirodan sigorta yaptığımız için bizim fiyatlarımız cironun bindeleri ölçeğinde. O tarafta çok fazla tartışmamız olmuyor. Daha çok limit, yani ne kadar teminat veriyorsunuz? Ödediğim bu prime karşılık ben gerçekten risklerimi koruyan yeterince teminat alıyor muyum tartışması daha çok oluyormuş. Mesela bugün Fitch kapanıştan sonra görünüm değerlendirmesi yapacak. Dolayısıyla muhtemelen Allianz'ın pastasının içerisinde Türkiye'de ayırmış olduğu bir yer var. Rating olarak Türkiye nerede, bu 2018'den 2020'ye gelirken ekonomik verilerimizde bu dalgalanma ya da kur faiz şokunda orada bir güncellemeye gitmiş miydiniz? Şimdi nerede duruyor? Pastanın hani azalması kısmını sormayacağım ama artması hangi koşullara bağlı ya da böyle bir planınız, projeniz var mı? Biz hassas risk olarak yönetiyoruz Türkiye riskimizi ve bu kur dalgalanması sırasında da değişmedi. Bu örneğin bir takım başka ülkeler, Brezilya gibi ülkelerle aynı seviyede. O yüzden orada bir indirim olmadığı için şu anda teminat tarafında bir sıkıntısı yok Türkiye operasyonunun. Daha fazla teminat verme iştahımız da mevcut. Tabii yakından izliyoruz Türkiye kaynaklı riskleri, dünya kaynaklı riskleri. Ülke komitelerimiz de buna göre her 3 ayda bir sektör bazlı, her 6 ayda bir ülke bazlı toplantılar yapıp durumu değerlendiriyoruz. Peki, ama şu an için olumlu. Yani bir yakın izlemede ya da yukarıya doğru revizyon. Çünkü buradaki tranşlarınızda da hani limite geldik. Evet Türkiye'de biz operasyonlarımız var ama limit boşluğunuz var mı? Öyle var, sorayım. Var. Evet. Çünkü bayağı bir limit boşluğu var bu sene. Peki. Özellikle ticaret tabii desteklenmesi gerektiği için, kısa vadeli olduğu için limit boşluğu var. Bazı ülkelere konulmuş olan agresifte hedefler var. Mesela Amerika ile ikili görüşmelerde hep bir 100 milyar dolar şeyi geliyor. Ya da bu noktada ölçek ekonomisi de devreye giriyor. Şimdi bizim hep konuştuğumuz konu KOBİ'ler ya da diğerleriniz var. Türkiye'nin böyle bir potansiyeli olduğuna inanıyor musunuz? Yani ihracat konusunda işte gelinen rakam en son 2019'da 182 milyar dolar kabaca dediğimiz noktada. Bunun daha böyle reel anlamda yukarılara çektiği, hatta bir de tabii içerisine miktar endeksini de koyduğum zaman fiyat bazlı daha katma değerli, daha karlı ürünler, daha karlı kıtalara gidebilecek mi sizce?
Tabii biz bir KOBİ iklim raporu da yayınlamıştık. Özellikle KOBİ'lerin ihracat yapması için önlerinde nasıl engeller var diye. Burada Türkiye'deki firmaların maliyetlerinin çok önemli hale geldiğini görüyoruz. Bir yandan tabii kredi bazlı bir büyüme hikayesi var Türkiye'nin. Orada kredi maliyetleri faiz inince aşağı çekiliyor ama bambaşka maliyetlerle karşılaşabiliyor Türkiye. O yüzden rekabetçiliğimizin artması bu anlamda çok çok önemli. Amerika'ya bu kadar ihracat olur mu? Çok çok kolay değil. Amerika pazarında iş yapma dinamikleri çok fazla. Orada tecrübeniz var mı? İşte bu tip koruma ürünleriyle mi gidiyorsunuz? Bunları hep düşünmesi gerekiyor şirketlerin. Ama Türkiye hep entrepreneur bir ülke. Hani her KOBİ'miz gerçekten daha cesur olabiliyor. Farklı pazarlara gidebiliyoruz. Bir ticaret yapma genimiz var içimizde. Orada bunlar satış, da iyi haberler. Yani şimdi satış noktasında gelince tamam, belki hani olay orada bitmiyor esas. Tabii arkasındaki ki süreçler, o alacağın gelmesi ya da hesaba geçmesi. Evet. Vadeler konusunda gördüğünüz bir iyileşme var mı ya da ödemeler konusunda? Yani burada çünkü belli dönemlerde risk priminin arttığı noktada nakde dönme vadenin kısalması, bankacılık tarafında da hani ödemeler ya da güven unsuru azaldığı anda farklı yerlere doğru gidebiliyoruz. Burada evet, şirketlerin hani sizin de aracılığınıza girip devreye girdiğiniz noktada iş kolaylaşıyor mu? Evet, biz sigortanın başlangıcında bu vadeye birlikte karar veriyoruz müşterimizle. Genelde her sektörün farklı bir vade alışkanlığı var. Ama bir takım sektörlerde özellikle geçen yıldan bugüne vadeler biraz aşağıya çekildi. Zaten sürdürülebilir vadeler değildi onlar. Örneğin mobilya sektöründe bunu görüyorduk, perakende de görüyorduk. Biraz normalize oluyor. Örneğin İtalya'da benim ilgimi çekiyor. Orada da vadeler çok uzun ve ticaret bir şekilde yıllardır bu vadelerle yapılıyor. Bizim de alışkanlıklarımız kolay değişmez herhalde. Vadelendirme Türkiye'de lazım. Peki, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bugün risk yönetiminde Yüler Ermes Türkiye CEO'su Özlem Özüner'i ağırladık. Bolca ihracatı, alacak sigortası, arkasındaki süreçleri değerlendirdik. Kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından Ali Çağatay sizlerle olacak.